Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 10. sınıfın 2. ünitesi olan Plans yani planlar adlı üniteyi işleyeceğiz. İlk kısımda bu ünitedeki önemli kelimeleri işledik bitirdik. Şimdi ise ikinci kısımla yani dil bilgisi kısmıyla karşınızdayım. Bu ünitede bulunan ve kesinlikle bilmeniz gereken bütün grammar yani dil bilgisi kurallarını en ince ayrıntısına kadar bol bol örneklerle işleyeceğiz. Eğer bunların pratiklerini yapmak istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Academy uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa başlıyoruz. Bu ünitede bilmeniz gereken diğer bir nokta ise gelecek zaman ifade eden zaman dilimleridir. Bu zamanları ayrıntısıyla teker teker inceleyeceğiz ama onlardan önce belirtmem gereken bir not var. Tıpkı Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de Present continuous tense yani şimdiki zaman gelecek zaman anlamıyla kullanılabilir. Biz buna Türkçede zaman kayması diyoruz. Örneğin ben yarın Londra'ya uçuyorum. Şimdiki zaman ifade ediliyor ama aslında biz bunu gelecek zaman anlamıyla kullanabiliyoruz. Aynı İngilizce'de de vardır. Present continuous tense gelecek zamanı ifade ederken kullanabilirsiniz. Örneğin we are having a graduation party at our home tomorrow. Yarın biz evimizde bir mezuniyet partisi veriyoruz. Şimdiki zaman aslında ama gelecek zaman ifade ediyor. Bunu yaparken to be fiillerini kullanıp fiili ayence eklememiz yeterli. Cümlenin içerisinde ise gelecek zaman ifade eden herhangi bir kelime kullanabiliriz. Yarın, gelecek hafta, önümüzdeki ay gibi. Başka bir örnek daha inceleyelim. They are having a meeting next Saturday. Onlar önümüzdeki cumartesi günü toplantı yapıyorlar. Bu konuya da değindiğimize göre şimdi gelecek zamanla ilgili ifadeleri inceleyebiliriz. Future tense gelecek zaman demektir. İngilizce'de gelecek zaman iki farklı kalıpla yapılır. Biz bu dersimizde will kalıbıyla yapılan gelecek zamanı işleyeceğiz. Will kalıbıyla yapılan gelecek zaman çok kolaydır. Kullanımını anladıktan sonra örnek cümleleri inceleyeceğiz ve siz bu konuyu hemen kavrayacaksınız. Yine kullanılan temel zamanlardan bir tanesidir. Future tense'in kullanım amacı şöyledir. Will kalıbı Türkçe'de cümlelere ecek, acak anlamı katar. Geleceğim, okuyacağım gibi. En yaygın kullanım şekli ise şudur. Planlanmamış bir şeyden bahsediyorsanız, yani konuşma esnasında gelişen bir durumsa ve kesinleşmemiş bir olay söz konusuysa yine gelecek zamanın will yapısına ihtiyacınız vardır. Örneğin arkadaşınızla oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Canınız sıkılıyor ve sinemaya gitmeye karar verdiniz. Daha önceden planlanmış bir olay yoktur. Konuşurken canınız sıkıldı birden karar verdiniz. Bu durumdan bahsederken yani biz sinemaya gideceğiz derken gelecek zamandaki will kalıbını kullanmalısınız. İkinci en yaygın kullanım şekli ise şudur. Gelecekte olan bir olay hakkında tahminde bulunuyorsak, bir zannetme, sanma, ümit etme, emin olma, endişelenme söz konusu ise yine will'e ihtiyacımız var. Örneğin sınıfta sınav notları okunuyor. Bence en yüksek notu Ayşe alacak diye bir tahminde bulundunuz. Kendi fikrinizi söylediğinizde ve bir tahminde bulunduğunuzdan dolayı burada gelecek zamanın will yapısına ihtiyacınız vardır. Ayrıca gelecek zamanın will hali karşıdaki bir insana bir teklifte bulunurken de kullanılır. Örneğin kendinize kahve alacaksınız. Yanınızdaki kişiye de kahve almak istediniz. Sana kahve alacağım derken gördüğünüz gibi ona bir kahve almayı teklif ediyorsunuz. Bu tarz durumlarda yine bu yapıya ihtiyacımız vardır. Bu kalıbın kullanım amaçları bu şekildedir. Şimdi cümle yapısını işleyelim. Positive form, olumlu hal demektir. Bu yapıyı kullanarak eğer olumlu bir cümle oluşturmak istiyorsanız şu kurallara dikkat etmelisiniz. Cümleye her zaman bir özneyle başlarız. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he, erkekler için kullanılır, o, she, kızlar için kullanılır, o, it cansız varlıklarda ve hayvanlarda kullanılır o anlamına gelir Bu öznelerden hemen sonra will yapısını kullanırsınız ve ayrıca will kendinden sonra her zaman bir fiille kullanılır Dersin en başında bu yapıyı kullanmanın çok kolay olduğunu söylemiştim sebebi ise şudur Bu öznelere göre hiçbir değişikliğe uğramaz bütün öznelerde will haliyle kullanılır. Ayrıca bunu kısa bir şekilde yazmak istiyorsanız, özneden sonra kesme işareti kullanırsınız, iki tane L harfini yazarsınız. Bazen test sorularında bu şekilde karşınıza çıkmaktadır. Örnek cümleleri inceleyelim. I will call a taxi for you. Senin için bir taksi çağıracağım. I öznesinden sonra gelecek zaman anlamı katabilmek için will kullandık. Will kendinden sonra her zaman bir fiil alır demiştik. Burada call, aramak, çağırmak anlamlarına gelir. Şeyma will eat two hamburgers. Şeyma iki tane hamburger yiyecek. Şeyma kız öznesidir. Özneden sonra will hiçbir değişikliğe uğramadı. Olduğu haliyle kullanıldı. Ardından fiile ekledik ve cümlenin devamını yanına yazdık. Hamza will watch cartoons. Hamza çizgi film izleyecek. Will kendinden sonra watch fiiliyle kullanıldı. Her öznede kullanımı aynı olduğundan dolayı ve ondan sonraki fiil hiçbir değişikliğe uğramadığından dolayı kullanmak çok kolaydır. I think they will win the race. Bence onlar yarışı kazanacak. Will'in kullanım amaçlarından bir tanesi bir konu hakkında fikir yürütme ve tahminde bulunmaydı. Burada karşıdaki takımın kazanacağına dair bir tahminde bulunuyor. Bu yüzden will yapısına ihtiyacımız vardır. I think, bence, benim fikrime göre anlamlarına gelir. We will make some sandwiches. Biz birkaç tane sandwich yapacağız. We biz anlamına gelir. Ondan sonra will kullandık ve ardından yapmak anlamına gelen make we'nin yanına yazdık. Negative form olumsuz hal demektir. Eğer will kalıbını kullanarak olumsuz bir cümle yapmak istiyorsanız şu kurallara dikkat etmelisiniz. Cümleye bir özneyle başlarız. Öznelerden bir tanesini seçip yazabilirsiniz. Eğer isterseniz bu özneler yerine isim de kullanabilirsiniz. Özneyi yazdıktan sonra will kalıbının olumsuz hali olan won't kullanılır. Won't gelecek zamanda olumsuzluk, negatiflik bildirir. Yapmayacağım, gelmeyeceğim gibi. Yine kendinden sonra bir fiil kullanırız. Ve ayrıca won't kısa yazılmış halidir. Uzun bir şekilde will not olarak da görebilirsiniz. Genellikle kısa kullanılır. O yüzden biz de örnek cümlelerimizde won't olarak kullanacağız. Örnekleri inceleyelim. I want drink milk. Ben süt içmeyeceğim. I ben özesidir. Özneden sonra negatif bir anlam katabilmek için won't kalıbını kullandık. Daha sonra drink içmek filini yanına yazdık. Eğer istersek won't yerine Will not da yazabiliriz. Yine aynı şekilde olumsuzluk bildirir. He won't buy a new car. O yeni bir araba satın almayacak. He öznesinin yerine istersek bir erkek ismi de kullanabiliriz. Negatif anlam katabilmek için want yapısını kullandık ve daha sonra yanına buy satın almak fiilini ekledik. She won't read that novel. O romanı okumayacak. She öznesi yerine yine herhangi bir kız ismi kullanabilirsiniz. Özneden sonra negatif, olumsuz bir anlam katabilmek için gelecek zamanın want kalıbına ihtiyacımız vardır. Ondan sonra yine yanına fiili yazarız. We won't go to the bank. Biz bankaya gitmeyeceğiz. We, biz öznesinden sonra want kullanıp cümleyi gelecek zamanda olumsuz bir hale çevirdik. Yanına ise gitmek anlamına gelen go to fiilini yazdık. They won't join a Halloween party. Onlar Cadılar Bayramı'na katılmayacak. They onlar anlamına gelen öznedir. Katılmayacakları için olumsuz negatif yapmamız gerekiyor. Gelecek zamanda olumsuz yapabilmek için want ifadesine ihtiyacımız vardır. Ardından join, katılmak fiilini ekledik ve cümlenin devamını yanına yazdık. Çevremizde bulunan insanlara gelecek zamanı kullanarak sorular sorabiliriz. Sen şunu yapacak mısın, şunu yiyecek misin gibi. Question form soru hali demektir. Bakalım will kalıbını kullanarak nasıl soru oluşturabiliriz? Bu sefer dikkat etmeniz gereken şey soru cümlelerinde will en başa gelir. Will'den sonra özneler yazılır. Ve daha sonra fiili yazarız, sonra cümlenin devamını yanına ekleriz. Ardından soru işaretini de ekledik mi, gelecek zamanla ilgili çok güzel bir soru cümlesi elde etmiş oluruz. Will you cook dinner? Akşam yemeği pişirecek misin? Bu bir soru cümlesi olduğundan dolayı will yardımcı ekini cümlenin en başında kullandık. Ardından özneyi ve daha sonra fiili yazdık. Böyle bir soruya cevap verebilmek için olumlu cevaplarda yes, I will. Evet yapacağım. Siz diye sorduğundan dolayı cevabında da ben olmalıdır. Sen akşam yemeği pişirecek misin? Evet ben pişireceğim gördüğünüz gibi Türkçe'de de ben şeklinde cevap veriyoruz. Eğer olumsuz cevap vereceksek no I won't. Hayır pişirmeyeceğim Will she attend the meeting? O toplantıya katılacak mı? Bir soru cümlesi olduğundan dolayı will'i cümlenin en başında kullanırız. Yani özne ile will yer değiştirir. Ardından özneyi daha sonra fiil yazarız. Olumlu cevaplarda yes she will. Evet o katılacak. Olumsuz cevaplarda no she won't. Hayır o katılmayacak diyebilirsiniz. Gelecek zamanın will ifadesiyle ilgili cümle yapılarını inceledik. Bu cümleleri kurarken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise time expressions yani zaman ifadeleridir. Gelecek zamandan bahsediyoruz. Bu yüzden cümlelerimize gelecek bildiren zaman kelimeleri ekleyebiliriz. Örneğin, cümle içerisinde next kelimesini kullanabilirsiniz. Sonraki, gelecek anlamına gelir. Örneğin, next week gelecek hafta, next year gelecek yıl, next month gelecek ay. Gördüğünüz gibi bunların hepsi gelecekle ilgili zaman bildirir. Tomorrow, yarın anlamına gelir. In the future, gelecekte. Soon, yakında. Later, sonra. Tonight, bu gece demektir. Bunların hepsi gelecek zamanda rahatlıkla kullanılabilir. Örnekleri inceleyelim ve böylece siz bu zaman kelimelerini cümlenin neresinde kullanabilirsiniz görmüş olun. They will play tennis later. Onlar daha sonra tenis oynayacaklar. D öznesinden sonra gelecek zaman anlamı katan will kelimesini kullandık. Ayrıca dikkat ederseniz cümlenin sonunda bir zaman kelimesi var. later. Daha sonra, sonra anlamlarına gelir. I will buy a house soon. Ben yakın bir zamanda ev satın alacağım. Ay öznesinden sonra gelecek zaman anlamı katan will ifadesini kullandık ve daha sonra cümlenin sonunda soon kelimesini kullandık. Soon yakın zamanda soon yakın zamanda demektir. Dersinin başında will'in kullanım amaçlarından bahsederken bir noktaya değindim. Size dedim ki tahminde bulunduğumuzda, düşüncelerimizi söylediğimizde, zannettiğimizde, emin olduğumuz bir durumdan bahsediyorken will ifadesini kullanabiliriz. Hatta bir örnek verdik. Ayşe sınıftaki en yüksek notu alacak dedik. Bir konu hakkında fikrimizi söyledik, tahminde bulunduk. Bu kalıplarla karşılaştığınızda anlamlarını bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden bu kalıpları teker teker incelemeye ne dersiniz? Daha iyi anlayabilmeniz için bu kalıpları sırasıyla işleyelim. I think, bence. Bir konuda fikrimizi söylediğimizde, düşüncemizi belirttiğimizde I think diyebiliriz. I believe, inanıyorum demektir. I hope, umarım. I am sure, eminim. I am afraid, korkarım probably muhtemelen anlamına gelir. Bu kalıpları kullanarak cümleler oluşturmak istiyorsak will ifadesini kullanmalıyız. Bunları teker teker ele aldık ama bir de bunları cümleler içerisinde kullanırsak eminim sizin için daha kalıcı hale gelecektir. O halde bunları cümleler içerisinde incelemeye başlayalım. I hope you will be a rich man in the future. Umarım sen gelecekte zengin bir adam olursun. I hope umarım anlamına gelir. Bu tarz kalıplardan sonra gelecek zamanın will ifadesini kullanırız dedik. I am sure she will help me. Eminim o bana yardım edecek. I am sure, eminim demektir. Bu ifadeden sonra ise gelecek zamanın will kalıbını kullanabiliriz. Bu dersimizde gelecek zaman için kullanılan kalıplardan bir tanesi olan be going to yapısını işleyeceğiz. Be going to kalıbı kullanılan dört temel zamandan bir tanesidir. Gelecek zaman anlamı bildirmek için kullanılır. Kullanım amaçlarını göz atalım. Be going to kalıbı gelecek zaman için kullanılır dedik. Bu yüzden bu kalıp cümlelere ecek, acak anlamı katar. Önceden karar verdiğimiz bir durum varsa ya da ön hazırlığını yaptığımız bir durum söz konusuysa be going to kalıbını kullanırız. Örneğin önümüzdeki ay Londra'ya uçmayı planlıyorsunuz. Bunun için otel ayarladınız, biletlerinizi satın aldınız, bir ön hazırlık yaptınız, önceden karar verdiniz. Bu durumu ifade edebilmek için be going to yapısına ihtiyacınız vardır. Bu kalıbı ayrıca gelecekte olması kesin olarak düşündüğümüz olaylar için de kullanabiliriz. Bu konuyu anlatırken herkesin kullandığı klasik bir örnek vardır. Gökyüzünde kara bulutlar var. Kara bulutlara bakarak ''Aa yağmur yağacak'' dediğimizde going to yapısını kullanırız. Çünkü oluşan bulutlar bize bunun haberini verir zaten. Örneğin bir kadının düşmek üzere olduğunu gördünüz. ''Aa bak kadın düşecek, düşmek üzere'' diyebilmek için yine be going to kalıbını kullanırsınız. Çünkü bir şeyin olacağını kesin olarak düşünüyorsunuz. Be going to kalıbı gelecekle ilgili bir karar aldığınızda plan ve niyet belirttiğinizde de kullanabileceğiniz bir yapıdır. Kullanım amacını inceledikten sonra nasıl kullanıldığını teker teker ele alalım. Affirmative form olumlu hal demektir. Be going to kalıbını kullanarak olumlu cümleler oluşturmak istiyorsanız şu kuralları takip etmelisiniz. Cümleye öncelikle bir özneyle başlarız. I ben, he erkekler için kullanılır, o, she kızlar için kullanılır, o, it cansız ve hayvanlarda kullanılır, o anlamına gelir. They onlar, we biz, you sen ya da siz demektir. Bu özelerden bir tanesini seçtikten sonra be going to kalıbını kullanacağız ama kullanırken dikkat etmeniz gereken şey şudur. Be going to olarak yazılan kalıptaki be aslında to be fiilleri yerine kullanılır. To be fiilleri şudur. I'dan sonra am kullanırız. He, she ve it özelerinden sonra is kullanırız. They, we, you özelerinden sonra ise are kullanırız. Gördüğünüz gibi oradaki be going to kalıbındaki be, am is are yardımcı fiillerini temsil eder. Yani direkt be olarak yazmıyoruz. Özneye bakıyoruz. Ona göre am is are'dan bir tanesini seçip onları yazacağız. Daha sonra going to yazarız ve fiilin birinci halini yanına ekleriz. Fiile hiçbir ek eklememize gerek yoktur. Be going to kalıbını kısa bir şekilde de yazabilirsiniz. Özneleri yazdıktan sonra kesme işareti kullanırsınız. am, is ve are ifadelerini yazar, daha sonra going to yazarsınız. Böylece bunu kısa bir şekilde de kullanmanız mümkündür. Ayrıca he ve she özneleri yerine herhangi bir kız ya da erkek ismi kullanabilirsiniz. Tüm bu bilgilerden sonra örnekleri inceleyelim ki aklınıza kalıcı bir yer edinsin. I am going to visit my grandmother this weekend. Ben bu hafta sonu büyük büyükannemi ziyarete gideceğim. Önceden planladığı bir durum söz konusu. Bunu anlatırken be going to kalıbına ihtiyacı var. I ben özesini yazdıktan sonra... B yerine M yardımcı ekini yazarız. Going to kullandıktan sonra fiilin birinci halini yanına ekleriz. She is going to start a new job next month. Önümüzdeki ay o yeni bir işe başlayacak. Buradaki she öznesi yerine herhangi bir kız ismi de kullanabilirsiniz. She yazdıktan sonra B yerine is yazarız. Going to yazdıktan sonra fiilin birinci halini kullanırız. Önümüzdeki ay yeni bir işe başlayacak. Olacağı planlanmış kesin olan şeylerde bir going to kullanırız. He is going to buy a new car soon. O oh, yakın zamanda yeni bir araba satın alacak. Planladığımız, niyetlendiğimiz şeyler için yine be going to yapısını kullanırız. We are going to have pizza for dinner. Biz akşam yemeği için pizza yiyeceğiz. Bu kalıbı hemen hemen bütün özellerle incelemeye çalışıyorum ki siz de kullanımını görmüş olun. They, onlar özesiyle de inceleyelim. They are going to study abroad in the fall. Onlar sonbaharda yurt dışında okuyacaklar negative form olumsuz hal demektir. Bu kalıbı kullanarak olumsuz cümleler yapabilirsiniz. Yapmayacağım, gitmeyeceğim gibi. Olumsuz cümleyi şu şekilde kurarız. Yine öznelerden bir tanesini yazacağız. I öznesinden sonra olumsuz yapabilmek için am not kullanacağız. He sheet öznelerinden sonra is not kullanacağız. They'vi özelerinden sonra are not kullanacağız. Bunları yazdıktan sonra be going to kalıbı kullanarak cümleye gelecek zaman anlamı vereceğiz. Daha sonra yine fiilin birinci halini yanına ekleyeceğiz. Fiiller değişmiyor. Birinci halleriyle olduğu şekilde yanına ekleyebilirsiniz. Kısa yazılışlarına bakalım. I am not ifadesini kısa bir şekilde yazmak için özneden sonra kesme işareti kullanacağız. am yazdıktan sonra not yazacağız. He sheet sonra eğer is kısa bir şekilde yazmak istiyorsak isn't olarak kullanacağız. They view sonra are kısa bir şekilde aren't olarak kullanacağız. Kısa kullanılmış halleri günlük hayatta daha yaygındır. Örnekleri inceleyelim. I am not going to attend the meeting tomorrow. Ben yarın toplantıya katılmayacağım. Olacağı belli olan kesin bir şey var. Bunu olumsuz bir şekilde dile getirmek istiyorsak özne yazarız. I'dan sonra olumsuzluk ifadesi bildiren Am not kalıbını kullandıktan sonra going to yazar yanına fiilin birinci halini ekleriz. Ahmet is not going to buy a new phone this year. Ahmet bu yıl yeni bir telefon satın almayacak. Olacağı belli olan, kesin olan olumsuz bir durum vardır. Bunu anlatırken özneyi yazarız. Daha sonra is not olumsuzluk ekine ekleriz. Going to kalıbından sonra fiilin birinci halini kullanırız. Is not ifadesini bu örnekte gördüğünüz gibi isn't şeklinde de kullanabiliriz. Şeyma isn't going to eat fast food for lunch. Şeyma öğle yemeği için fast food yemeyecek. They are not going to travel during the winter. Onlar kış boyunca seyahat etmeyecekler. They onlar demektir. Özneyi yazdıktan sonra olumsuz yapabilmek için are not ifadesi kullandık. Going to yazdıktan sonra fiilin birinci halini yanına ekledik. We aren't going to visit them next month. Biz önümüzdeki ay onları ziyaret etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi are not ifadesini bu örnekteki gibi aren't şeklinde de kısa bir halde kullanabiliriz. En yaygın kullanımları kısa halleridir. Question form soru hali demektir. Be going to ifadesini kullanarak çevremizdeki insanlara sorular sorabiliriz. Sen bunu yapacak mısın? Sen şuraya gidecek misin? gibi. Soru cümlesi oluştururken dikkatli olmalıyız. Çünkü bu kez am, is, are yardımcı fiillerini cümlenin başında kullanacağız. Am, is ve are yardımcı eklerini yazdıktan sonra daha sonra bunlara uygun olan özneleri yazacağız. M'de de I kullanılır. Is için he, she, it özelerinden bir tanesini kullanırız. Ar yardımcı ekili ise they, we ve you kullanırız. Bunlardan sonra going to kalıbını kullanır ve yanına da fiilin birinci halini ekleriz. Sonuna da soru işareti koyarız. Böylece güzel bir soru cümlesi elde etmiş olursunuz. Örnekleri inceleyelim. Are they going to watch the football game tonight? Onlar bu gece futbol oyununu izleyecekler mi? Bu bir soru cümlesidir. Bu yüzden cümleye are yardımcı ile başladık. Daha sonra özneyi yazdık. going to kalıbını ise yanına ekledik. Eğer bu soruya cevap vereceksek olumlu cevaplarda yes they are, olumsuz cevaplarda no they aren't demeliyiz. Is she going to go to the gym? O spor salonuna gidecek mi? Soru cümlesi olduğu için is yardımcı ekini başta kullandık. Cevap verirken olumlu cevaplarda yes she is Olumsuz cevaplarda no she isn't demeliyiz. Time expressions zaman ifadeleri demektir. Be going to kalıbı ile birlikte kullanabileceğiniz belli başlı zaman kelimeleri vardır. Tomorrow, yarın. In ten days, on gün içinde. Buradaki on rakamını değiştirebilirsiniz. In five days, beş gün içinde. In two days, iki gün içinde. Two weeks later, iki hafta sonra. İki rakamını yine değiştirebilirsiniz. One week later, bir hafta sonra. Three weeks later, üç hafta sonra. Tonight, bu gece demektir. Soon, yakında. Next week, gelecek hafta. Next month, gelecek ay. Next Monday, gelecek pazartesi. Monday yerine herhangi bir gün ismi de yazabilirsiniz. Ben bu zaman ifadelerini örnek verdim cümlelerde kullanmaya çalıştım. Çünkü genellikle bu ifadeler karşınıza çıkacak. Bu yüzden not alıp tekrar etmeyi unutmayın.